Ne söyledi Ben Sırrı Sırrı Süreyya'lar bu Süreyya Önder'i teklifle ilgili? aradım. Bu arada Sırrı Süreyya Önder siyasetçi olmadan önce Radikal yazarıydı. Radikal'in yayın koordinatörü Hakan Çelenk'ti. Ben muhabiriydim. Yazı işleri müdürü. Yayın koordinatörü mü, yazı işleri müdürü mü? Yazı işleri müdürü. Ben muhabiriydim. Fehim Taştekin de dış haberler müdür yardımcısıydı. Müdür de Ceyda Karan'dı. Onu da geçen hafta konuk ettik. Dolayısıyla Sırrı Süreyya Önder bizim yazarımız da, onu da bilinmesini isterim. Hukukumuz oraya dayanıyor. Ben Sırrı Süreyya Önder'i aradım. Dedim ki Selahattin Demirtaş böyle bir iddiada bulunuyor. Yani 2014 yılında oluyor bu olay. 2014 yılında MIT'in İmralı görüşme heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder üzerinden Selahattin Demirtaş'a böyle bir haber gönderdiği iddia ediyor. Daha doğrusu bu iddiayı dile getiren Selahattin Demirtaş'ın kendisi. Selahattin Demirtaş diyor ki 2014 tarih vermiyor ama 2014 yılında MIT Sırrı Süreyya Önder üzerinden çözüm sürecinin lideri sen ol diye bana haber gönderdin ve ben bunu reddettim diyor. Şimdi bu böyle mi oldu diye Sırrı Süreyya Önder'i aradım bugün. Esasen dedim ki yayınımıza katılır mısın? Bu konuyu doğrudan cevaplandırma hakkında ne düşünürsün? Biraz tereddüt etti ve sonra reddetti. Neden reddettiğini de bana söyledi. Ben de not aldım. Bunu da önemsiyorum. Neden? Önce okuyayım, sonra buna dair fikrimi de söyleyeceğim. Diyor ki bu meseleyi, Türkiye'de bu meseleyi konuşacak hukuki ve demokratik düzlem kalmadı. Ne söylenirse söylensin işin spekülasyon boyutuyla ilgileniliyor. Oysa bizim çözülmesi gereken koca bir sorunumuz var. Bunu spekülasyonlarla değil çözümü geliştirecek, bir perspektifle bakmak gerekiyor. Maalesef böyle bir perspektif yok. Bu yüzden katılamıyorum. Dedi Sırrı Süreyya Önder'in işte ifade hürriyetini kullanmasından kaynaklı aldığı cezalar var ve bunlar kesinleşirse tekrar cezaevine girebilir. Ve Sırrı Süreyya Önder aynı zamanda bir hastalıkla da mücadele ediyor. Dolayısıyla Sırrı Süreyya Önder bugün yayına katılmamasının nedeni olarak bu şartı ortaya koyuyor. Sırrı Süreyya Önder iki dönem milletvekiliydi. Grup başkan vekiliydi. Ve Türkiye'nin çözüm sürecinde önemli Cumhurbaşkanı'nın da onayıyla, dönemin başbakanının onayıyla, MİT müsteşarının onayıyla görüşme heyetini yürüten kimseydi. O bir devlet görevi olarak oradaydı. HDP görevi değil, devlet görevi olarak oradaydı. Ve bu ona çözüm sürecinden sonra ağır bir biçimde ödetildi ve cezaevine girdi. Dün bunca işte ona bu politik görevleri yerine getiren Sırrı Süreyya Önder maalesef aslında cevap vermek isterdi. Ancak bu hukuki ve demokratik düzlem Türkiye'de kalmadığı için yanıt hakkını şimdilik yazılı olarak kullanmak istediğini söylüyor. Peki ne dedi bana? Şimdi dönemin arka planı şöyle. 2014 yılı MIT'le HDP arasında, Öcalan arasında görüşmeler sıklaşmış. Tutanakları var biliyorsunuz. Okundu, basıldı zaten. Tamam. Çünkü MIT de tutuyor, HDP de tutuyor. görüşmeler sıklaşmış. Arada bir heyet var. İmralı heyeti. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, diğeri Ahmet Türk mü? Bir kişi daha vardı. Ahmet Türk. Hayır, yani. İdris Paluker. Ve aynı zamanda Selahattin Demirtaş da bu heyetteydi. O da cezaevinde. Evet, o da cezaevinde. Aysat Uğur'un da. O da var. Onun hep girdi çıktı. Şimdi ve o kadar iç içe geçmiş ki süreç yani. PKK, MIT görüşmesi, Öcalan MIT görüşmesi o kadar iç içe geçmiş ki HDP o görüşme sürecinde kuruluyor masada. Yani MIT görevlisinde bulunduğu masada HDP kuruluyor. HDP'nin adını Öcalan veriyor. Hatta başkan öneriyor, diyor ki şu olsun. İsmini söylemeyeyim şimdi, şu olsun diyor. Adaylar belirlenirken yerel seçimde MIT görevlisi de masada fikri soruluyor. O da iyi olmuş, gayet güzel olmuş falan diyor. Yani hiçbir şeyden haberimiz yoktu diyenler duysun bunu. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu diyenler. Bizim arkamızda dolan o masada HDP'nin ismi konulurken o masada MİT görevlisi vardı, devlet biliyordu. Hatta yerel seçimde adaylar orada konuşuluyor. Ben okudum tutanaklardan. MİT görevlisine de fikri soruyor. O da gayet güzel falan diyor. Şimdi o günlerden bir gün Selahattin Demirtaş bir seyahate gidecek. Tam o esnada Sırrı Süreyya Önder üzerinden bir görüşme talebi kendisine iletiliyor. Ve benim duyduğum kadarıyla Selahattin Demirtaş kendisinin partinin eş başkanı olduğunu,
ve MIT'le böyle görüşmesinin doğal olmadığını, doğal kabul doğal görülemeyeceğini. Özür dilerim. Görüşmenin içeriğine dair bir şeyler diyor. Bunu okuyacağım birazdan. Söyleyerek reddediyor. Ve şimdi Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını okuyayım. O ki tam yerinde geldi. Sırrı Süreyya Önder diyor ki süreçte bir görüşme talebinin olduğu doğrudur. Yani MIT'ten kendisi aracılığıyla Selahattin Demirtaş yönelik bir talebin olduğu doğrudur. Bunu kastediyor. Süreçte bir görüşme talebinin olduğu doğrudur. Görüşmenin başlığı sürecin ve tarafların rol ve işlevlerine ve genel gidişatın değerlendirmesine dairdir. Tekrar ediyorum. Bu görüşme talebinin içeriği şuymuş. Görüşmenin başlığı sürecin ve tarafların rol ve işlevlerine ve genel gidişatın değerlendirilmesine dairdir. Rol dediğin zaman Demirtaş'ın rolü de gündeme gelmiştir. Bilemiyorum. Bu yani bunu söylüyor. Selahattin Bey de İmralı heyetinin yeterince görüştüğünü ve bir eş İmralı heyetinin MIT'le yeterince görüştüğünü ve bir eş başkan olarak kendisinin çok hayati bir gündem olmadığı için görüşmesinin ahlaki olarak yanlış, siyaseten de doğru olmayacağını belirtmiştir. Ve bu yüzden görüşmeyi kabul etmiyor. Bunun üzerine ne oluyor? İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüşmeye gidiyor. Benim duyduğum kadarıyla Öcalan Selahattin Demirtaş'ın MIT'le görüşmemesine bozuluyor. Hatta köpürüyor, kızıyor, öfkeleniyor. Bu yüzden bu sürecin sonunda Selahattin Demirtaş İmralı sürecinden çıkarılıyor. İmralı görüşme heyetinden çıkarılıyor. Bir daha da görüşmeye gidemiyor. Diyebiliyorum. Selahattin Demirtaş da iddia o ki bu teklifi reddetmesi üzerine Öcalan'a karşı Öcalan'ı kendisine karşı doldurduklarını düşünüyor. Vaziyet bu. Hakan sen ne çıkardın ve ne anladın? Hem Demirtaş'ın yaptığı açıklamalardan Sırrı Süreyya Önder'in söyledikleri de zaten Demirtaş'ın söyledikleriyle anlattığıyla örtüşüyor. Evet. Farklı bir şey de yok değil mi? Örtüşüyor, bir boşluk kalıyor. Orada nedir Demirtaş'ın o? Yani oradan gel hareketin lideri ol şeklinde bir cümle en azından bu metinden çıkmıyor. Evet. O metinden çıkmıyor ama orada sonuçta biz oradan çıkardığımız başlık Öcalan'ın yerine geçmem istendi. Evet. Selahattin Demirtaş bu mesajı yanlış almış olamaz. Yani bir hapishaneden Selahattin Demirtaş'ın bu kadar düşünmeye vakti varken bunu yanlış aktardığını düşünmüyorum. Sırrı Süreyya Önder'in bu cümlelerinde zaten bir boşluk var. O konuya girmiyor aslında. Selahattin Demirtaş'ın reddetme gerekçesi de ilginç. Muhataplarına yanlış olacağını söylüyor. Muhataplarından kasıt belki işte Öcalan'ın yerine geç, bu PKK liderliği değildi diyor aslan. Ama muhatapları muhtemelen Kandil'den bahsediyoruz. Çünkü Kandil temelde Öcalan, sistem anlatmak lazım. Ben Kandil tarafını anlıyorum. Yanlış olacağım. Selahattin Demirtaş'ın sözlerinden bahsediyorum. Heyetli kastı evet. Selahattin Sırrı Süreyya Önder grubu. Yanlış anladım. Ama Selahattin Demirtaş'ın sözlerinde muhataplarıma haksızlık olacaktır cümlesi anlamında söylüyorum. Açıklamada... Evet. Şimdi buradaki açıklamaya göre mi diyorsun, oradaki açıklamaya? Oradaki açıklamaya. Buradaki Demirtaş'ın yaptığı açıklamayı. Tamam. Muhataplarımıza karşı samimiyetsizlik, ikiyüzlülük anlamına gelirdi. Evet, dolayısıyla böyle bir teklif, perde arkasından mı geliyor? Anladığım kadarıyla senin sözlerinden Öcalan'ın da bu konuyla ilgili bilgisi var belki. Var. Bu anlamda. Hatta İmralı kanıtlarına geçtiği söyleniyor ama ben bulamadım. Demirtaş'ın siyaseten yükseldiği dönemden bahsediyoruz. Neydi İmralı görüşmeleri? Hatta uluslararası görüşmeler yaptığı bir dönem Selahattin Demirtaş'ın. İşte yükseldi, tam olarak tamam. Yükseldiği dönem neydi? İmralı'da masada konu. O dönemde ben İmralı kabinesi diye bir yazı yazdım. İmralı kabinesinde yani yürümesi çok zor bir süreçti. O yazının sebebi şuydu. Temelde bir anayasa değişikliklerinden bahsediliyor. Zabıtlar ortaya çıkıyor. Zabıtlar devletin gözetiminde dışarı çıkıyor. Ve devletin gözetiminde mektuplar ki oradan devletin o mektubun içeriğini bilmeden dışarı çıkartması mümkün değildir. Ve zaten eşyanın tabiatına aykırı. Bunu kontrol altında çıkarıyorsunuz. O mektup doğrudan devletin gözetiminde HDP heyeti tarafından Kandil'e götürülüyordu. Bu kamuoyunun önünde gerçekleşen bir olay. İmralı süreç zora girdi bir süre sonra. Çünkü meclis dışlandı. CHP'nin politikası o dönemde hatırlarsınız. Meclis neden devrede değil? Hatta Selahattin Demirtaş'la o dönem röportajında ben sordum. Neden buraya gelmiyorsunuz? Çünkü temelde şuydu olay. Selahattin sorduğum soru da oydu röportajda. Temelde burada bir İmralı kabinesi diye bir yazı yazdım ben zaten. Hı hı.
Orada bir karar alınacak ve burada anayasa değişikliğinden bahsediliyor, dikkat edin. 3'te 2 çoğunlukla geçmesi gereken bir anayasa değişikliğinden bahsediliyor ve İmralı'da bir karar alınıyor. Ve siz bunu mecburen meclisin önüne getireceksiniz. Meclis devrede değil. Meclis devrede olmadığı için siz meclise İmralı'dan bir hükümet gibi dayatıyorsunuz. Yani burada metafor benim açımdan İmralı kabinesi, benim açımdan böyle bir metafor. Tabii işte o dönemin sistemi gereği zaten kabinede alınan kararlar meclise gidiyordu, böyle kritik kararlar. Anayasa değişikliği teklifi de bu yolla veriliyordu. Süreç zordaydı, meclisin dışlanması sırıtıyordu. Ya yani burada ne yapacak? İmralı böyle diyecek, siz mecliste parmak kaldıracaksınız. Ya da kabine gireceksiniz, bu yönde oy atacaksınız. Ya bu insanların bir sancısıydı. CHP tarafının bir sancısıydı. Onların da oyu gerekecekti. AKP tarafının sancısıydı ama kimse konuşamıyordu. Yani bir inanılmaz bir kamuoyu bombardımanı vardı. Ben bu teklifi temelde bu sıkıntıyı aşmak için getirdiklerini düşünürüm bu aşamada. Bir sıkışmışlık vardı. Sıkışmışlık aşılması için Selahattin Demirtaş'ın devrede olması gerekiyordu. Muhataplardan da kastım benim. Demirtaş'ın gerçekten bu kadar düşündükten sonra bize yanlış bilgi vermiş olma ihtimalini düşünmüyorum. Yanlış hatırlıyor olamaz. Çok kritik bir cümleden bahsediyoruz. Kendisine bu belli ki aktarılmış. Az önce belki de İsmail'in verdiği doneler sebebiyle de Sırrı Bey belki de konuşamıyor bu aşamada. Evet. Çünkü ne olduğunu gördük. Geçmişte çözüm süreciyle ilgili bir yasa çıksa da çözüm süreci döneminde Demirtaş o söylediklerinden dolayı yargılanıyor, hüküm giyiyor. Ama kimler neler söyledi o dönemde, kimse yargılanmıyor. Selahattin Bey'e bu açıdan çok haksızlık olduğunu zaten anlaşılır biliyorum. Anlaşılır endişeler. Evet. Bir sıkışmışlığı açmak için böyle bir teklif getirilmiş. Kamuoyu bunu bilmiyordu. Bu manevraların aslında devlet katında ne kadar zorlandığını ve sürecin nasıl tıkandığını bana anlatan bir bilgi oldu bu açıkçası. Oldu. Şimdi sıkışmışlığı aşmak deyince ben bugüne gelip hani dış politika ile birlikte değerlendirmek istiyorum. Mehmet Tezkan, müsaadeniz olursa Fehim Bey'e döneyim. Konuğumuz çok beklemesin. Tamam. Sonra size de soracağım tabii ki. Sayın Taşçekin. Bir soru söyleyeyim. O dönemde bu soruma Selahattin Bey şu cevap vermişti. Ben Kandil adına konuşma yetkilisi sahip değil miyim ki rol çalayım demişti. Ben onlara talimat mı veriyorum ki ben o anlamda gireyim de mecliste bir şey yapayım kendi başımda. Başıma dedi. Süreç bunun üzerinden ilerliyor. Ben bu rolü çalmam. Mealen söylüyorum. Selahattin Bey'in röportajında yanıtı bu olmuştu. Evet. Şimdi Fehim Bey, acaba buraya kadar konuştuklarımızla ilgili bir katkı sunmak ister misiniz? Yoksa buradan aslında birbiriyle bağımsız gibi görünüyor ama son derece ilintili olan, daha güncele geldiğimizde işte Demirtaş'ın Öcalan'la görüşme talebi ya da seçim döneminde devletin, iktidarın Öcalan'ı devreye sokmasıyla ilgili tartışmalar, bir taraftan işte Suriye'de YPG güçlerine başlattığı operasyon, kara harekatı olur.